Film aracının kurulusundan bugüne ihtiyaç vereyim. Kısaca anlatır mısınız? Kısaca burada fotoğraflarda anlatabilirim. Şimdi şöyle, bu 80'li yıllar temel atma törenimiz, az önce bahsettiğim gibi, bahsedeceğim gibi 110 daireli ilk yaptığımız inşaat budur Mesken tarafından. Burada ben daha çocuğum. Hatta burada şöyle resmim de var açılışta burada. Bu da 86 yılı. Bu da 82 yılı. Bu da birinci kuşak Murat Şakir babam. Beraber halen devam ediyoruz. Daha önce az önce bahsettiğim gibi 2002'ye kadar komparatif tarzı inşaatlarımız oldu. Daha sonra mortgage çıktıktan sonra mortgage'den sonra direkt diğer kendi arsalarımıza inşaat yapmaya başladık. Şimdi bu dönemde arsa yatırımı yapmaya başladık. O daha hızlı Teknosap denen bölge var biliyorsunuz. Oraya Total'de Tosap deriz. Yani 12 milyon metrekareye inşaat oluyor. Buraya konut ihtiyacı da var. O kısımlardan yatırımlarımızı yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada temelini atan mahallemiz Sayın Zekai Gümüştiş, rahmetli Cenkçiler, İsmet Tarlaç, belediye başkanımız, Burhan Tayan açılışımızda. Güzel günlerdi. Burada tabii Murat Şakir, birinci kuşağımız da burada kendisi. Buyurun Murat Bey. Sizler de. Merhaba. Merhaba tekrardan. Nasıl evet. Başladı nazar inşaatın macerası şimdi? Nazar inşaatın macerası toplu konutla başladı tabii. Bu Almanya'da çalışan vatandaşlarımıza toplu konutlar yapmak suretiyle başladık işlerimize. Tabii bu 80'li yıllarda oldu, 80'li yılların başlarında oldu ve nazar inşaat toplu konutta ilk bir başlangıcı yaptı Bursa'da. İlk toplu konut kredisini alan inşaattır ve o yıllarda belki de en önde olan firmaydı Nazar İnşaat. Ondan sonra tabii sırasıyla devam etti. Konutlar, iş yerleri, yazlık siteler, tatil köyleri, bugünlere kadar geldik. Önemli olan şudur, bir inşaatın 40 yıl ayakta kalabilmesi çok önemlidir. Defalarca krizler atlattık. Onlar da başarıyla geçtik krizlerden. Ve bugüne kadar da ne devletimizde ne de çalışanlarımızda bir kuruş borcu olmayan bir firma hep olduk. Her zaman öyle. Bunlar önemlidir bir firma için. 40 yıl ayakta kalmak kolay değildir. Bundan sonra yavaş yavaş ikinci nesil devam edecek. Böyle gidiyoruz sırasıyla. Ondan sonra inşallah daha sağlıklı bir şekilde şirketimiz devam edecektir çalışmalarına. Evet. Sağ olun. Teşekkürler. Fatih Bey merhaba. Bizi rahatladığınız için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Fatih Bey öncelikle sizin nazar inşaatta aktif olarak görev alma süreciniz nasıl başladı? Bize bunu kısaca anlatır mısınız? Babamın oğlu olduğum için başladı açıkçası. İkinci jenerasyon olarak. Şöyle söyleyeyim, dört kardeşiz. En büyükleri benim, tek erkek. Üç tane kız kardeşim var. Babam da bir tanık olduğu için bizim istediğiniz bölümü okuyun. Ben turizm iktisat mezunuyum. Yapacağımız iş belli. 74 Bursa doğumluyum. Dolayısıyla inşaatın içinde büyüdüm. Eskiden hatırlarsanız 80'lerde, en son 90'larda hatta dizilerde var. 90'larda sokakta oynayan son çocuklar diye öyle bir şey de vardı, fragmanı. Çırak olarak ufakken sürekli bir yerlere verilirdi çocuklar. Hani, yaz ayları ilkokuldayken, ortaokuldayken sürekli esnafta, pazarda çanta sattığım bile oldu. Bunlar bir ders. Sandık da çaktık. Biz Zafer Mahallede oturuyorduk. 54, 1953
göçmeliyiz. Üsküp, annem babam ikisi de oralı. Orada doğumlu. Türkiye'de doğan ilk çocuklarıyım, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bunlar büyük bir ders oluyor bize. Sosyalleşmeyi, esnaflaşmayı öğretiyor. Onun dışında sürekli inşaatlardaydım zaten. Orada ustalarla, mimarlarla, mühendislerle haşır neşirdim. Gerçi mimar mühendis olmayı maalesef Türkiye'deki koşullar biliyorsunuz ÖSS, ÖYS gibi. Ben de daha çok ne derler, sözel, sayısalda değil de sözelde iyi olunca iktisat ve turizm okudum maalesef. Ama dediğim gibi ilkokul 2'den beri ofisteydim, inşaattaydım. Bu şekilde devam etti bu süreç. Yıllardır da inşaat işindeyiz. Peki ikinci kuşak olarak göreve başladığınızda sizi zorlayan ya da kolaylık sağlayan unsurlar neler oldu? Şimdi bu kademeler hep yavaş yavaş geldiği için zorlanacak hiçbir şey yoktu. Sorumluluk anlamında sorumluluk alma süreci açıkçası evlendikten sonra oluyor bence ikinci kuşaklarda. Neden evlendikten sonra? Evinize ayırıyorsunuz. Yani mecburen tabii. Bir aile kuruyorsunuz. Bu sefer evinin masrafları ayrı oluyor. Bu sefer hayatın gerçeklerini yavaş yavaş görüyorsunuz. Bekarken daha farklı oluyor. Evlendikten sonra daha farklı. Ama iş anlamında herhangi bir değişiklik olmadı. Bu sefer daha çok sarılıyorsunuz. Hele çocuklarınız olduktan sonra hayat sorumluluğu daha fazla. Bu ikinci kuşakla ilgili birinci kuşaklara Allah uzun ömür versin. Onların tecrübeler ikinci kuşaklara büyük ders oluyor. O çok büyük bir avantaj. Bunları ikinci kuşağın hani yaşaması için ya tecrübe etmesi lazım ya birinci kuşağın böyle yanınızda her zaman sigorta gibi olması lazım. Tecrübe önemli. Tecrübe de parayla satın alınamıyor. O yüzden böyle devam ediyoruz. Anladım. Peki aile şirketlerinde kuşaklar arası görev içerisinde sıkıntılar yaşanıyor. Siz bu süreci nasıl geçirdiniz? Sizin de kendi çocuklarınızı, firmanızı devretme isteğiniz var mı? Vallahi hani biz açıkçası şu an hani babamla abi kardeş gibiyiz. Babam ama dediğim gibi abi kardeş gibiyiz. Çok da iyi geçiniyoruz. Hani nazar inşaat, Allah nazarlardan saklasın diyelim. Aramızdaki ilişkide öyle firma ismiyle şey güzel oldu. Herhangi bir dediğim gibi diğer taraflarda gördüğümüz sıkıntılar bizde asla olmadı. Böyle de devam ediyoruz. Bizim sadece ve sadece ekonomiyle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Şimdi biz müteahhit olduğumuz için o sorulara geleceğiz herhalde. Evet. O kısmını anlatırım. Peki, bugüne kadar kaç tane inşaat, ofis veya konut alanları kurduğunuz? Şimdi 74 yıllarından beri babam inşaat işinde. 74'ten 2002'ye kadar kooperatif tarzı inşaatlar yaptık. Mortgage sistemi yoktu biliyorsunuz. Arsayı biz alıyorduk, yüklenici firma biz oluyoruz, kooperatif kuran da biz oluyorduk. Ve genelde de ilk başladığımız iş Mesken tarafındaydı. Daha önce abisiyle ortaklık yapıyordu. Nazar İnşaat 83 yılında kuruldu, onu da belirteyim. 83'te tek başına babam yol almaya başladı. 110 daire ilk yaptığı iş. Ama bu 110 dairenin %100'ü neredeyse, çok azı Türkiye'den de, Almanya'da çalışan işçilerle, kooperatif üyeleri. Dolayısıyla bir nevi yurt dışına daire satmış gibi olduk, ihracat. Hani burada yapıp oraya, oradan o zaman mark vardı tabii, markların buraya gelmesi müteahhit olarak ihracat yaptığımız anlamına geliyor. 85, 86, 87 yıllarında da Bursa'da alanımızda vergi rekortmeni olmuştuk. Özal zamanı. TOKİ yoktu o zaman. Müteahhitlere Özal toplu konut kredisi vermişti. Toplu konut
kredisi verdikten sonra onda biz ne yapabiliriz dedik. Çünkü hem mark geliyor üyelerden, inşaatta bir sıkıntı yok, inşaat devam ediyor. Ne yapabiliriz? Toplu bir para geldi. Onunla ilgili 5 evlerden arsalar aldık. Tarlaydı o günlerde. Binlik plandaydı. Nüfus çok düşüktü Bursa'da. Ama Bursa'nın büyüme noktası 5 evler, Nilüfer bölgesi olunca yatırımlarımızı buraya yaptık. Burada büyük faydasını gördük. Çünkü herhangi bir deprem, devalüasyon, darbe girişimi, ekonomik kriz ilk müteahhitleri vuruyor. Müteahhitleri uzun süre ayakta kalması çok zor. Bugüne kadar hiç kat karşılığı yapmadık o yüzden. 2002'den sonra kendi arsalarımıza kooperatif değil, tam tersi yap sata döndük. Mortgage çıktı çünkü. İnsanlara cazip geldi krediyle ev almak. Çünkü direkt oturuyorlar. Kiracılıktan çıkıyorlar. Ama bu da diğer taraftan ömür boyu, hani daha önceden 5 senede, maksimum 5 senede biten kooperatifler, maliyetlerin de artmasıyla, kredilerin de artmasıyla 10 seneye çıktı. 10 senede büyük bir süre. Böyle devam ediyor. Onun dışında şu anda sabit olan, belirlenen, anlaştığımız 10 Eylül'de de 10. yıl balamız olacak. Üyelerimize özel. Bu da podyumda yapacağız, podyum davette. O da üyemiz. Orada Zara gelecek. Güzel böyle, tabii 1300 kişilik salonda kapasitesi düşük 500. Hani 1300 kişilik salonu 500 kişi kadar düşünüyoruz. Zaten yarısından çoğu açık salonun, pandemi koşullarına uygun bir salon. Böyle devam ediyoruz. Peki Fatih Şakir döneminde nasıl bir Balkan Türkşat bekliyor bize? Balkan Türkşat döneminde şöyle, beni arkadaşlar hani tanıyanlar tanır. Eşit dağılım derken, mesela bizde yönetim kurulunu oluştururken bile meslek grupları önemli. Yani tek meslekten arkadaşlarımız yok. Çok çeşitli mesleklerden arkadaşlar var. Böyle olunca çok güçlü oluyoruz. Bu bir. Görev dağılımı yapıyoruz. Yani şu anda 400'de bir hisse sahibi benim. BPR de kurumsal üye. BPR de 400'de bir. Kenan Kibar da 400'de bir hissedar. Dolayısıyla yönetimde olmanız şart değil. Ben hep bunu ifade ediyorum. Bunun en güzel örneğini de buradan da kendisine selam söyleyeyim. Makbule Çetin uyguluyor. Geçen dönem yönetimdeydi ama hem işleri gereği hem bir bebek sahibi oldu. Allah bağışlasın. Bir uzun ömürler versin. Şu anda çok müsait ama yönetimde değil dediğim gibi. Şu anda bize iki seminer düzenledi ve aktif projesi de var. Bununla ilgili de çalışıyor. İşte böyle olmalı. Yani bir projeniz olduğu zaman yönetim kuruluna katılabiliyorsunuz. Benim şöyle bir projem var. Networking başkanımız var, akademi başkanımız var. Hani diğer taraftan çeşitli alanlarda koşturan arkadaşlarımız var. İşte tek tek aklıma gelmiyor hepsi. Başkan yardımcılarım büyük destek oluyor bana, sağ olsun. Hızlı bir şekilde gidiyoruz. Eşit katılımcı bir yer açıkçası. Peki, Balkan Türkşat'ın 10. yılında, bu 10 yıl macera nasıl geçti, Balkan Türkşat kuruluş hedeflerine ulaştı mı? Ulaştı, ulaşmaya da devam ediyor. Siz zaten Balkan'ın hamurunda var bu. Dikkat ederseniz, Balkanlardan göç eden insanlar kirada oturmaz. O ilk gelen bizim 80'li yıllarda da hemen evimi yapayım. Hani o şey çok önemlidir. Dolayısıyla çalışkandır. Gece gündüz uyumadığı zamanlar da olmuştur. Babam hem çalışıp hem tütün tarlasında tütün kırdığı 5 yaşındaki, 6 yaşındaki şeylerini anlatır bana. Dolayısıyla biz hani Atatürk'ten beri, Atatürk de bir Balkan göçmeni, en büyük Balkan göçmeni.
Atatürk diyoruz. Biz de o topraklardan geldik. Vatanın kıymetini çok iyi biliyoruz. Çünkü kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıyız. Hani öyle bir sözü de var liderimizin. Dolayısıyla biz kıymetini çok iyi biliyoruz. Bunu derneğe yansıtıyoruz. Dernekte o yüzden SİAD'da, bakın Balkan göçmeni STK'ların çoğu öyledir. Sadece Balkan Türk SİAD değil, ayırmıyorum. Çok atılımcıdır ve çalışır, durmaz yani. Peki siz Balkan Türk SİAD görece genç bir dernek olmasına rağmen gerçekleştirdiği etkinliklerle, projelerle Bursa kamuoyundan büyük takdir gördü ve kabul edildi. Siz bu başarından attığını neye bağlıyorsunuz? Birlik, beraberlik. Zaten bizim sloganımızda biz çok büyük bir aileyiz. Bunu zaten slogan olarak söylemiyoruz. Öyleyiz. Yani hakikaten öyle. Artık ailece, yurt dışı gezilerimizi ailece yapıyoruz çoğunu. Eşler tanışıyor, çocuklar tanışıyor. İkinci jenerasyon var. İkinci jenerasyon üye alıyoruz. Bunu da giriş aidatı olmadan yapıyoruz. Böyle olunca çok güzel oluyor. Ama bu 17 ay bizi biraz uzaklaştırdı. Herkes öyle maalesef. Bırakın STK'ları. Annenize babanıza gidemediğiniz günler oldu. Bu aşıların hızlı bir şekilde yapılmasını zaten devlet yapıyor. Aşı var. Hızlı bir şekilde aşıların yapılıp bir arada daha sık olmamızı temenni ediyorum. Bir araya geldiğimiz zaman yapamayacağımız iş yok. Bu şekilde. Anladım. Peki sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Soracağım kadar. Eko Haber'e başarılar diliyorum. Çok teşekkürler.